Bahar'cığım ne oldu? Gamze'den haber var mı? Yok, hiçbir haber yok, iyi ya da kötü. Afet Hanım dönünce öğreneceğiz artık. Ay, hayati bir tehlikesi olmasa bari. 11 beynin yarısı sınıfta yok. Bugün benim dersimden sınavları vardı. Acaba toplu olarak okulu mu kırdılar? Yok, hastanede onlar Emin Bey. Hastanede mi? O niye? Bu 11B'den Gamze trafik kazası geçirdi. Haberiniz yok mu? Yok, haberim yoktu. Durumu da çok kötü. Hayati tehlikeyi atlatamamış mı? Yok, atlatamamış maalesef. Ama merak etmeyin, 11B birazdan gelir, yaparsınız sınavınızı. Yok, ben sınav yapmayacaktım zaten. Kendim pek iyi hissetmiyorum. Sevk kağıdı almaya gelmiştim. Yani bu adamda da bir takım değişiklikler var ama anlayamadım doğrusu. Dur bakalım. Geç bakalım ya. Geç. Geç. Otur. Otur. Al bakalım. Aferin sana. Otur. Otur. İki gün sonra aşın yapılacak. 38 gün sonra tüylerin taranıp kesilecek. Disiplin her şeyin üstündedir Panzer. Acaba genç bir insanın hayatından da önemli midir? Hayatının baharındaki bir insandan daha mı önemlidir? Nasıl acaba kızın durumu? Öğrencilere sorsam? Olmaz. Acaba kime sorsam? Hanım, benim Emin. İyi akşamlar Emin Bey. Ben şey için aramıştım, Gamze için. Gamze'nin durumu maalesef hala ciddiyetini koruyor. Hay Allah. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim ama başka sorabileceğim kimse yoktu. Estağfurullah. Ayrıca bu hassasiyetiniz beni mutlu etti doğrusu. Evet. Bu trafik kazalarına lanet olsun. Kaç ocağı söndürdü? Öyle her önüne gelene ehliyet verilmemesi lazım. Neyse, olumlu bir gelişme olursa bana da bildirirseniz çok sevinirim. Tabii, veririm efendim. İyi akşamlar Afet Hanım. İyi akşamlar Emin Bey. Demek merak etmiş. Emin Bey eskiden bu kadar duyarlı değildi Afet Hanım. Ne değişti acaba? Bilemem. Ama bu olumlu yönde bir gelişme, değil mi? Hı hı. Bekliyoruz hocam. Gözünü açıp bir konuşabilse hayati tehlikeyi atlattı diyebileceğiz inşallah. İnşallah atlatır. Trafik canavarı nereden gelip buldu güzel yavrum anlamıyorum ki. O daha süt kuzusu. Hayatının ilk baharında. Trafik canavarı yaşa başa bakmıyor maalesef. Ben de eşimi ve biricik evladımı bir trafik kazasında kaybettim. Başınız sağ olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Siz sağ olun. Aslında böyle bir durumda Gamze sağ olsun. Ona bir şey olmasın. Alo.
Emin Bey siz hasta değil miydiniz? Kendimi iyi hissedince bir uğramak istedim. Müsaade eder misiniz hastanın muayene etmeni? Yani şimdi hiç mi bir gelişme yok? Aynı. Bıraktığınız gibi olumlu ya da olumsuz hiçbir gelişme yok. Bekliyoruz işte. Sizlerle biraz odamda görüşebilir miyim?